Arkadaşlar şimdi toprağın yapısından bahsedeceğiz. Burada önemli olan horizonların ne olduğunu bilmektir. Toprağın yapısı deyince aklımıza ilk olarak toprağın üstünden altına kadar şekillendiren horizonlar gelecek. Şimdi en üstte A horizonumuz yer almakta. Neymiş arkadaşlar en üstte A horizonu. Hemen altında B horizonu, hemen altında C ve hemen altında D horizonu yer almakta. D horizonu dediğimiz yerde ana kayamız bulunmaktadır. Bakın burada toprağı tutan ana kayamız bulunmakta. C'de ana kayadan parçalanan küçük malzemeler bulunmakta. Yine ana kayanın içinde bulunan küçük malzemelerin oluşturduğu C horizonu. B horizonunda A'ya taşıyabileceğimiz mineraller bulunmakta. A ise toprağın en fazla kullandığımız horizon. Yani en üstte bulunan ve insan için en işe yarayan toprak horizonda A horizon olarak karşımıza çıkacak. Şimdi hemen arkasından gelecek konuda buna bağlı olarak toprağın yapısını biliyoruz. Toprak tiplerinin neler olduğudur. Toprak tipleri deyince aklımıza 3 ayrılış gelecek. Şimdi bu 3 ayrılış şöyle arkadaşlar. Zonal topraklar. Zonal topraklar bir diğer ismiyle yerli topraklar. Hemen ikincisi azonal topraklar. Onlar da taşınmış Topraklar. Hemen üçüncüsü ve son toprak tipimizde intrazonal topraklar. Yani bu topraklarda genel olarak ana kayadan etkilenen topraklar. Tekrar edin toprak tipleri üç ayrılıyor. Birincisi zonal topraklar yani yerli topraklarımız. İkincisi azonal topraklar yani taşınmış topraklar. Üçüncü ve son toprak tipimiz ise intrazonal yani ana kayadan etkilenen toprak türleridir. Toprakları tek tek işleyeceğiz ama burada önemli bir detay vermemiz gerekirse zonal topraklar bize sorulduğunda ne diyeceğiz hemen aklımıza gelecek ilk şey bu topraklar yerli topraklardır. Yerli topraklardan iklime ulaşmak mümkün mü? Elbette mümkün. Çünkü bu topraklar iklimle ilgili direkt bilgiyi bize rahatlıkla verebilecek olan topraklardır. Peki verimli topraklar mıdır? Hayır çok da fazla verime sahip oldukları söylenemez. Bu toprakların verim bakımından çok şanslı topraklarımız değiller. Peki az onay. Yani yerli olmayan taşınmış topraklar nelerdir? İşte bu toprakların verimiyle ilgili soru çıkarsa karşımıza gönül rahatlığıyla oldukça verimli topraklardır diyebiliriz. Verime kocaman bir artı koyduk. Peki bu toprakları iklim sorduk. Hani zonal topraklara sorduğumuz o soruyu cevabını alabilir miyiz? Hayır alamayız. Neden? Bu topraklar birçok yerden taşınarak gelmiş ve o anki iklimle ilgili bilgi bize rahat verebilecek topraklar maalesef değillerdir yani yerli topraklara sorduğumuz zaman iklimle ilgili detayları alabiliriz. Ama azonal yani taşınmış topraklarda iklimle ilgili bilgiyi almamız çok da mümkün değil. O zaman iklime de koca bir eksi koyalım. Verim oldukça fazla ama iklimle ilgili net bilgiler ulaşmamız çok mümkün olmayan topraklardır. Azonal topraklardı. olan topraklar ise ne demiştik tekrar edelim. Ana kayadan etkilenen topraklardır. Bunların da alt başlıklarını az sonra birlikte göreceğiz. Peki zona yani neydi arkadaşlar? Yerli topraklar. Yerli topraklar deyince aklımıza kendi arasında iki ayrılan topraklar gelecek. Bunlardan ilki nemli bölge toprakları, ikincisi ise kurak ve yarı kurak bölge toprakları olacak. Nemli bölge topraklarına hemen bir bakalım. Nemli bölge deyince adı üstünde nemin bol olduğu alanlarda görülen topraklar dan olacak bu topraklar. Bunlardan ilki de laterit toprak. Laterit toprak genellikle ekvatoral bölge isim gelecek bol nemin olduğu topraklardır. Dönenceler arasında sıcak ve nemli iklim topraklarıdır. Uvurger lütfen dikkat edelim sıcak ve nemli iklim topraklarıdır. Rengi kiremit kırmızıdır. Bu önemli bir detay çünkü az sonra göreceğiniz birkaç toprakta da kırmızı renk karşınıza çıkacak. Bununla ilgili lateritin de bu anlamda kırmızı renge sahip olduğunu bilmek önemli bir detay arkadaşlar aşırı yıkanmadan dolayı yine önemli bir vurgu aşırı yıkanmadan dolayı tuz kireç ve humus bakımından fakir topraklardır. Neden? Üzerinize giydiğiniz bir gömleği, bir tişörtü her gün yıkadığınızda onu ne yapacaksınız? Çabuk aşındıracaksınız. Aynen bu topraklarda bölge itibariyle bol nem, bol yıkanma nedeniyle üzerindeki tuzu ve kireci maalesef yitirmektedir. Bu da önemli bir detay. Demek ki nemli bölge topraklarında önemli olan aşırı yıkanmaya bağlı tuz ve kirecin ne yapması azalmasıdır. Hemen arkasından Terrarosa topraklar. Bakın az önce söylemiştim. Ne demiştik? Kiremit kırmızı toprakları yine bazı toprak renklerinde de göreceğiz. Önemli olan ikisinin iklimsel bölge olarak farklılıklarıdır. Terrarosa dediğimiz topraklar Akdeniz iklim bölgesinin toprağıydı. Laterit de kırmızı renge sahip fakat ekotonal bölgenin toprağıydı. Bu da önemli bir vurgu. Yine ne demiştik? Rengi kırmızı iki ayrıcı da bölgeden yapabiliriz rahatlıkla. Karvin'in orman toprakları humus yönünden zengin. Humus toprağın bu anlamda verimini artırıcı bir özellik. Nemli orta kuşak topraklarıdır. Podzol hemen arkasından soğuk ve nemli bölgelerde iğne yapraklı orman bitkisinin toprağıdır mineral oldukça az verim oldukça az ve ülkemizde Batı Karadeniz'de görebilen topraklardır. Tundra toprakları kışın donmuş olan toprak yazın çözünerek bataklık haline alıyorsa biz bu topraklara tundra toprakları diyoruz. Önemli bir vurgu unutmayalım lütfen. Yazın çözünerek bataklık yani bataklık vurgusu varsa muhakkak ki tundrayı aklımıza getirmeliyiz. Lütfen unutulmasın. Sonrasında ikiye bunları. Nemli bölge topraklarını biliyoruz. Şimdi kurak bölge topraklarına bakalım. Çernezyum. Şimdi buna bir yıldız koymak istiyorum ben. Neden çernezyuma yıldız koyuyorum? Genellikle bu topraklar verimli topraklar değildi. Ama çernezyum deyince şöyle bir duracağız ve diyeceğiz ki çernezyum özel bir toprak ve oldukça fazla verime sahip. Hatta ülkemizin de çernezyuma sahip olduğu alanlar az sonra karşımıza çıkacak. Çernezyon bir diğer adıyla kara topraklar. Bakın içindeki humus ne kadar artıyorsa toprağın o kadar rengi koyulaşır. E biz bunlara kara topraklar yani siyah topraklar diyorsak oldukça fazla verim var bu topraklarda. Bu başlıkta bize rahatlıkla o yorumu yaptırabilir. Karasal iklimin yarı nemli alanlarında... Çayır bitkisi altında oluşan topraklarımız çaynezyum ya da kara topraklardır. Çok verimlidirler. Bu çok önemli bir vurgu. Ülkemizde nerede görülüyor? Erzurum ve Kars'ta görülüyor. Peki Erzurum ve Kars'ta dünyanın en önemli, en verimli topraklarından biri olan çaynezyumun görülmesine rağmen bu toprakların çok fazla kullanılamamasının nedenini sorarsa hemen ne diyeceğiz? Bölgenin oldukça yüksek ve ikliminin buna bağlı olarak da oldukça soğuk olması bölgede bu toprağa ulaşımı engellemiştir. Bu da önemli bir vurgu. Lütfen unutmayın. Yine uyarımız da bunun üzerine Erzurum Kaş'ta görülen bu topraklar çok verimli olmasına rağmen yükselti muhalefetiyle kullanamadığımız çok verimli topraklardır. Hemen arkasından step topraklar. Orta kuşakta yarı kuşak bölgelerde bozkır bitki örtüsü altında oluşan topraklardır. Tahıl tarımı ve küçükbaş hayvancılığın yapılabileceği topraklardır. Çöl toprakları çöllerde oluşan topraklar tuz ve kireç oranı oldukça fazla topraklardır. Müzik